Evet sevgili dostlar, şu durumda Yağnezi köyündeyiz yine. Bir şehitimizin evini ziyaret ediyoruz. Şöyle çıkalım bakalım. Evet. Girer girmez buyurun, annesiyle karşılaştık. Selamünaleyküm. Aleyküm, nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür Allah'a. Evet, şehit annesi ve şehit babası. Buyurun, oturalım. Buyurun, evet, şehitimizin evi şu durumda. Sevgili dostlar, bir müze halinde. Evet. Görüntülüyoruz. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Her şey yerli yerince ve yani dersiniz ki damatlığına hazırlanmış bir ev. Ama kurban olduğum Allah'ım, onun yazgısı olarak şehitlik mertebesine ulaştırmış. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve evini görüntülüyoruz sevgili dostlar. İşte bu kardeşimiz. Vallahi bu hususta ne söylesek hepsi boş. Ama dedim ya, bu mertebe öyle bir mertebe ki buna her kul her kula nasip olmaz. Bu şehidimizin evi, evinin içi. Öğrendiğimize göre annesi babası Bursa'da Gemlik'te ikamet ediyor. Kendisinin mezarı da Gemlik'te olduğunu duyduk. Ve geldik böyle bir özel çekimle. Allah razı olsun, kapısını açtılar bize. Görüntülüyoruz sevgili dostlar. Çok güzel gerçekten. Şehidimize yakışır bir şekilde %100 dizayn edilmiş bir mekandayız, bir evdeyiz. Yani derler ya, yürek dayanır gibi değil. Evet, annesi bir tane fotoğraf getirdi, onu sizler için görüntüleyeceğiz. Umarım görüntü yerindedir. Ve şu kenardaki resim mezar, bunlar değil. Kenarında yarım çıkmış bak. Bu ben, bu da ben, bu babası, bu da ben. Evet. Kaymakam, kaymakamın kucağındaki de benim torunum. Evet. Şimdi sevgili dostlar, annesini de şöyle bir alalım. Şöyle bir iki muhabbet edelim, söz edelim. Evet abi, şehit babası ve şehit annesi olmak nasıl bir duygu diye bu klişeleşmiş soruyu sormayacağım. O günden bugüne duygularınızı öğrenmek istiyorum abi. Merhaba, ne olacak duygularımız bizim işte. Geliyor, gidiyor. Arada bir ziyaretine geliyorsunuz. Evi ziyarete geliyorsunuz. Ha, eve geliyor. Evde işte biraz duruyor. 10-15 gün, 20 gün, bir ay duruyor. Çekiyor. Konu komşuyu ziyaret ediyorsunuz bu arada. Başka ne yapalım? Başka yapacak bir şeyimi kalmayabiliyor sanki. Evet. Araştırmalarımıza göre bir oğlunuz vardı. O da vatan uğruna şehit düştü. Kaç çocuğunuz vardı abi? 3 kız, bir oğlan vardı. Evet. Bir oğlan vardı. 3 de kız vardı. Evet sevgili dostlar, ateş düştüğü yeri yakar düşüncesi işte şu anda. Bir de şehit annemizin annesinin duygularını alalım. Ablacığım, duygularını paylaşır mısınız bizimle? Şehitlik mertebesi çok güzel. Şehitlik çok güzel ama acısı çok ağır. Evet. Taşıyabilirsek ne mutlu bize. Taşıyamazsak yalan dünyada böyle bir günümüz gelip geçiyor işte. 3 kızım, bir oğlum vardı.
dünyamdı, hayatımdı ama maalesef kaybettim. Evet, başınız sağ olsun diyorum. Ne mutlu ki böyle bir şehit annesi ve şehit babası olduğunu biliyoruz. Bunlar eli öpülesi insanlar. Sevgili dostlar, vatan uğruna şehit olan insanlarımız, yani bu vatan uğruna kendi canlarını feda eden insanlar, biz şehit annelerini, şehit babalarını asla unutmamamız gerekiyor. Saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Onları gördüğümüz zaman evlatlarını yerine koyup kendimiz